Hatay'ın başarılı bürokratlarından Galip Yatkın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 20 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 59 yaşındaki Galip Yatkın son yolculuğuna uğurlandı. Zamansız ayrılışı ile sevenlerini derin üzüntüye boğan Samandağ Belediyesi Eski Fen İşleri Müdürü Galip Yatkın'ın Samandağ Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıdaki kent halkı katılım gösterdi. Allahu Ekber! Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla. Assalamu alayka ayyuha nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuha rahmatullahi wa barakatuh. Yaklaşık 20 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında hastanede tedavi altına alınan Galip Yatkın 5 gün önce yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayata veda eden 59 yaşındaki Yatkın'ın naaşı Samandağ Belediyesi Asil Mezarlığı'na getirildi. Hayata veda eden evli ve iki çocuk babası olan Galip Yatkın, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla Samandağ Belediyesi Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Biz de Heret ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.